Duydum ki sigarayı da bırakmışsınız bu kalp rahatsızlığından Öyle sonra. Oldu, evet. Kaç yıldır sigara içiyordunuz? Günde kaç tane içiyordunuz? 24-25 yıldır. Ben geç başladım. Hı hı. Üniversiteden sonra başladım. 24-25 yıldır aşağı yukarı içiyorum. Bir paketi de geçiyordu. Sadece şey değil bu koronerle, damarlarla, kalple ilgili değil. Yani sigaranın zararlarını saysak. 24 saatimizi alır hatta yetmez bile. Yani e, yaşam kalitesini, yaşam standardını da düşüren bir şey. Bir de e, bu bir ticaretse sigaranın bize kazandırdığı 5 diyelim. Fakat götürdüğü 50 çok e, karsız bir alışveriş bu. Hani her dal sigarada her adette şey e, 45 birim zarardasınız. yani. Düşünüyor muydunuz peki bu kadar? Çok ciddi düşünüyordum ben önce... hatta. Evet. Ee, bizim sette zaten pek yok hani sigara içme oranı çok düşük hı hı. bir set 80'ler. Ee, sigarayı bırakmış e, oyuncu ve teknik personel sayısı da azımsanmayacak kadar çok 80'ler seti çok ciddi bir sigarayla savaş alanı hı hı. hatta bu son bir aydır ciddi bir şey vardı niye bilmiyorum o da denk geldi herhalde ee, bir iki arkadaşımız Serhat kılıç sigarayı bıraktı hı hı. Hı hı. ve çok iyi bir örnektir. Hani Serhat sigarayı bırakabiliyorsa benim kalkıp ya ben bağımlıyım ben çok düşkünüm demek biraz ayıp oluyor. Önce yani. Serhat Kılıç mı bıraktı sigarayı? Önce Serhat bıraktı. O size o zaman bir rol modeli de oldu herhalde. Rol modeli dedi. oldu ciddi Peki, anlamda rol aradınız modeli aradınız mı sigarayı nasıl sırf iradeyle mi bıraktınız? Bıraktım dediniz bitti mi iş? Şimdi Fehmi Bey şeyden önce anjiyodan önce bu sigarayla bir vedalaş dedi. Hı, hı Hatta ben anjiyodan bir gece önce hastanede kalmadan önce hastane bahçesinde izin vermedi sadece görmezden geldi Fehim Bey bir tane yaktım hı hı. o bir veda oldu sigara vazgeçilmeyecek bir şey değil işin açıkçası yani sadece denemeniz gerekiyor hani şeye benziyor bu ben olsam o gol kaçmazdı. Yok kaçabilirdi ya da kaçardı ama o topa bir vurmanız lazım. Vurmadan bilemiyorsunuz ya da sahaya çıkmadan ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ben otomobil kullanabilir miyim? E Direksiyona oturmadan bilemezsiniz ki bunu. Yani ben sigarayı bırakamam. E, Denersin bırakamazsan bırakamazsın ama denemeden bilinmez ki bu. Ben hayatta bırakamam zannediyordum. Öyle çok bırakmaya falan niyeti evde mu? hayır hayır içmiyor. Çok güzel. Eşiniz de çok mutlu olmuştur. Bir de evde e, kaç çocuğunuz var? İki olan var evde. E, bir de şey diyoruz ya biz onları. Hani bu zararlı alışkanlık, onu bu, 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 baba yapınca tabii ki e, çok ikna edici olmuyor ki o zaman yani. Bizim ufak olan şey dedi, zararlı dedi. Peki niye sen içiyorsun? Hatta tehdit ediyordu. Çocuk aklıyla ne zannediyorsa yavrum. E, Okan 171'i arayacağım diye tehdit ediyordu beni. Güzel 171'i de öğrenmiş 171 bir çok eşkin Altı 6 yaşındaki çocuklar ezberlemiş vaziyetteler ve ebeveynlerini tehdit ediyorlar bununla ilgili. Bir de size bir şey söyleyeyim. Bir şey de çok güzel oldu bence. sadece rol modeli olmak değil dumandan da herhalde evde çocuğunuz da etkileniyordu sağlık açısından. Yani öyle de bir karınız da oldu yani herhalde. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Ben hep balkondaydım da hatta kışlık kıyafetlerim de vardı. Evin içerisinde <laughs> otomobilde, kapalı alanlarda ben e, sigara içerken de bu cümleye alışsam iyi olacak galiba. Hani, sigara sigara içer içtiğim dönemlerde de nefret ederdim ama sonuçta şey, e, bu zararlı bir şey biraz bile bile lades. Uh -huh. Var mıdır bir keyfi vardır ama götürdüğü o keyfin çok daha fazlasında. O bir de Allah muhafaza Sigaraya bağlı bir rahatsızlık konusunda öyle bir fitil fitil burnunuzdan geliyor ki çok gördüm bir de hastanede özellikle koroner anlamda kalp rahatsızlıkları anlamında onu da geçtim. Üst solunum yolları bu akciğerlerle ilgili pankreasla ilgili kısımlarda yani çok ciddi fitil fitil geliyor değmez buna. Şimdi e, hakikaten bundan sonra size ailenizle birlikte sağlık diliyoruz. E, Tedaviniz de gayet güzel devam ediyor. İlaçlarınızı almakta zorlanıyor musunuz? Birden Birdenbire hayatınıza ilaçlar girdi. Ee, tek yenilik o. Birden evet. Birdenbire hayatıma ilaçlar girdi. Eşim takip ediyor. Biraz hemşirelik yapıyor sağ olsun. Sete falan telefon ediyor mu öyle durumda ilacını aldın mı diye tam o, uzun çalışma e, saatleri gelirse? Cep telefonunu kurmuş. İlaç zamanında Güzel. Onun cep telefonuna uyarı geldiğinde ben evde değilsem telefon açıyor. Şimdi 80'lerde Ahmet bir türlü güldenle e, duygusal bir ilişkiye başlayamıyor. Evet. inişli çıkışlı. Ve e, dün e, en son seyrettiğimiz bölümde de aslında Ahmet gerginleşiyor aileye de gergin davranıyor. Aşkın e, sağlıkla sizce ne ilgisi var? Ruh sağlığıyla beden sağlığıyla aşk ne demek sağlık açısından baktığınızda? Aşk, bence acı demek. Ee, aşk, iyisiyle de kötüsüyle de e, acı verir. Yani aşıksınız ama sevili, seviyorsunuz, sevilmiyorsunuz, bu acı. E, seviyorsunuz, çok seviliyorsunuz, o da acı çünkü bu sefer bir panik duygusu geliyor. Hı hı. E, o kadar mutluyum ki. Hı hı. İki ucu e, enteresan bir <laughs> denge oluyor orada. İki tarafı da şey e, kalbi sürekli pırpır pır ediyor ama eğer o olmazsa e, kalbimiz niye atsın ki hani aşk yoksa hı hı. kalp ne işe yarar ki sadece kan mı pompalayacak? Ama e, bir de önceden vardı e, ince hastalığa tutuldu evet. çocuk hani verem olanlar vardı Türk filmlerinde olanlar. hep zaten verem olurlardı aşk. E, işte. Neyse veremin şeyini bulduk tedavisini bulduk ama bu damarların e, içindeki, damarların sertleşmesi biraz büzülmesi ya da tıkanmasının aşkla açıklanabilir tarafı var mı? Onu da herhalde 5-10 sene içerisinde bir çalışma yapılır ama herhalde var. Her şeyi de GDO'ya bağlamamak lazım. Evet.